Canlarım selam. 70 günde TET Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 60. gününe. Yine böyle bir dönemeçten geçiyoruz. 60. gün kampımızın son 10 günü. Biliyorum aşırı üzgünsünüz. Yani böyle ağlamaklı oluyorsunuz. Böyle gözleriniz doluyor farkındayım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her güzel şey bir gün bitermiş. 70 günde TET Matematik kampımız da bitiyor. Ama TYT kampımızın bitimiyle hemen AYT kampımız başlıyor. Sizi hiç boş bırakmıyorum arkadaşlar. Hiç aman vermiyorum size. Maalesef hiç nefes aldırmıyorum. E, AYT kampımız TYT kampımız kadar önemli bir kamp. TYT biliyorsunuz bizi yarışın içine sokuyor ama AYT kampı bize sınav kazandırıyor. O yüzden AYT kampı ki dillere destan. Yani geçen sene 90 günde AYT matematik kampı ne canlar yaktı ne canlar. 90 günde AYT kampını bitiren bir öğrenci görmedim ki TYT'de ben şey AYT sınavında ben zorlandım diyen hiç yoktu. Çünkü en zoruna en iyisine en güzeline göre hazırlamıştım. Neyse şimdi AYT kampının reklamını yapmayalım arkadaşlar. Önce şu TYT kampını bir bitirelim. 70 günde TYT matematik kampımızın 60. gününde arkadaşlar istatistik veri konusunun efişin adı testini yani soru çözümünü yapacağım sizlerle. Hemen sayfa kaçı yapacağız bakalım. 70 günde TYT matematik kampı video ders kitabımızdan. Hemen açıyorum. Arkadaşlar sayfa 223. 224 ve 225'i yapacağız ve dersimizi bitireceğiz. 14 soru konuşacağız. Güzel sorular var. Ee, direkt bilgiye dayalı sorular var ama ÖSYM'nin bu bilgiyi size önceden verdiğini de defalarca söylemiştim. Soru tiplerini ÖSYM nasıl sorar, ne yapar, ne eder bunların hepsini şimdi videonun içinde konuşacağız. İşaretlettiğim soruları lütfen tekrar edin. Yıldız attığım sorular önemli olacak. O sorulara tekrardan dönüp bir bakmanızı istiyorum. Sizi çok seviyorum ve dersime geçiyorum. Evet canlarım benim. Canlarım 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 canlarım. Hadi bakalım birinci soruyla başlıyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın yarim benle bir ömür sürmeye? Evet. Arkadaşlar bir işlem tanımlanıyor. Ee, bir dikdörtgenin içerisinde x nasıl tanımlanıyormuş? 2x artı 3. Yani bu işlem içine yazılan sayıyı 2 katının 3 fazlasına götürüyor. Burada anlaştık değil mi? 6 tane veriden oluşan veri grubunun modu 9 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Mod neydi arkadaşlar? Mod bir veri grubunda en çok tekrar eden değerdi. Mod. Burada 9 en çok tekrar ediyormuş. Peki. Şimdi öncelikle şu 1'i bir yazalım. Bu ne la o? Burada 1 yazıyor da bu ne? Ne diyorduk? İçindeki sayıyı 2 katının 3 fazlasına götürüyor. 1'in 2 katı 2. 3 fazlası 5. Birinci verimiz 5'miş. İkinci verimiz zaten 9. Üçüncü verimiz A artı 3. 2 katı nedir A artı 3'ün? 2A artı 6. Bir de 3 fazlasını alacağız. Yani 2A artı 9. Tamam devam ediyorum. Eksi 2B artı 7. 2 katı nedir? Eksi 4B artı 14. Bir de 3 fazlasına götürüyor. Yani eksi 4 tane B artı 17. Güzel. 2'yi ne yapacak? 2 katının 3 fazlasına götürecek. 2'nin 2 iki katı 4 zaten. 3 fazlası da 7 yapar. 7 ve de 5. Şimdi bu veri grubunun modu kaçmış arkadaşlar? 9. Bak şimdi bak 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 tipe bak. Burada 5 var. Burada da 5 var. 5 iki defa tekrar etmiş. Ama veri grubunun modu 9 diyor. Demek ki veri grubu da 9 kesinlikle 5'ten daha fazla olacak. E 5'ten 2 tane var. O zaman bu veri grubunda 9'dan en az 3 tane olacak. Veri grubunun modu 9 olacaksa eğer. E zaten şimdi burada 7 olduğunu görüyorum. Burada da 9 olduğunu görüyorum. Ha, bir tane orada 9 var Allah'a çok şükür. Peki geri kalan şuradaki 2 tane sayının ne olması lazım ki veri grubunun modu 9 olsun? Bu 2 sayının da 9 olması lazım. Bundan bir tanesi bile 9 olmazsa diyelim ki örneğin bu 9 oldu eyvallah ama bu 9 olmadı. O zaman bu veri grubunun modu hem 9 hem 5 olur. Çünkü 5'ten de 2 tane tekrar ediyor. 9'dan da 2 tane tekrar etmiş olur. Bu veri grubunun modu 9 olacaksa la mı cı mı yok. Bu iki sayının da kesinlikle 9 olması lazım. E peki 2a artı 9 eşit 9'sa, 9 ise 9'lar gittiğinde 2a eşittir 0 yapar. Buradan a eşittir 0'dır. Buradan da eksi 4b eşittir 17'yi bu tarafa atarsam eksi 8 yapar. Buradan da b eşittir 2'dir. A eşittir 0, B eşittir 2. A artı B toplamı kaçtır diyor. 0 ile 2'yi toplarsak. Eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa sorumuzun cevabı 2. Yani C şıkkı çıkacaktır. Anlaştık mı? Kemiksiz çözdüm. İkinci soruyla devam ediyorum. Haydi bakalım. Şimdi bu soru sende. Bir ya bir şöyle bir elini at artık tane tamam, beni. Sifta ben yaptım. Sen şimdi bir yardır bakalım. Bir yardır. Aşağıdaki tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak verilen veri grubunun sadece bir tane modu vardır. Tamam. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en çok kaçtır? Bak şimdi. Bak 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 bak. Yılan tıs tıs bir soru. Şimdi 4 ve 4 Kardeş şimdi bu veri grubunun modu şu anda 4. Kimse kusura bakmasın. Bu veri grubunun şu anda modu 4. Bu veri grubunun da bir tane modu varmış. O zaman sen hemen şöyle mi diyeceksin? O zaman bu veri grubunun modunu 4 yapalım. Tamam yap. Buna 7 verirsin. At diyorum. Buna da 10 verirsin. Veri grubunun modunu 4 yapmış olursun. Ama aritmetik ortalamanın en çok olabilmesi için bu sayıların toplamının en büyük olması lazım. Sayı toplamı ne kadar artarsa sayı adedi değişmediği için aritmetik ortalama o kadar artacaktır. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya kardeşim madem bunlar en büyük olacak ve bunlar küçükten büyüğe sıralanmış. O zaman ben bu A'ya 13 vereyim. Bu B'ye de 13 vereyim. Peki hocam bunu yaptığınız zaman ne oldu? Veri grubunun modunu değiştirdim. Modu değişti veri grubunun. Ne oldu? 13 oldu. E olsun. Sadece bir tane modu vardır diyor. 4'tür dememiş modu. Modunu 13 yaptık. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama şunu yapamayız arkadaşlar. Buna 13 verip bunu 12 veremeyiz. O zaman patlarız işte. Niye? O zaman bu veri grubunun 13 e, şey modu hem 13 çünkü 13'ten iki tane tekrar ediyor hem de 4 olur çünkü 4'ten de iki tane tekrar ediyor. Ben A ile B'ye 13 vererek aynı anda ki bunların farklı olduğuyla ilgili hiçbir şey söylememiş. Farklı olabilir, aynı olabilir A ile B. Ben A ile B'ye aynı anda 13 vererek bir taşla iki kuş vurdum. 1 veri grubundaki sayı toplamı en büyük yaptım. Yapabileceğim en büyük yaptım hem de 2. Bu veri grubunun modunu sadece bir tane indirdim. 13 oldu veri grubunun modun. Çünkü 13'ten 3 tane tekrar etti. Ama 4'ten 2 tane tekrar ediyor. Tamam mı? Şimdi gel aritmetik ortalamayı bulalım bakalım. Ha, aritmetik ortalama burada tam çıklardaki gibi çıkmazsa o zaman başka bir değer denememiz gerekecek. İnşallah tam çıkar. Oturup dua edelim. Şimdi 13 artı 13 artı 13 burası 39 yaptı. Şurası 10 yaptı. Şurası da 9 yaptı arkadaşlar. 39, 48, 58. 58 bölü kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58'i 8'e bölersem bu veri grubunun aritmetik ortalaması en çok 7. Doğru cevabımız da D olmuş olacaktır. Anlaştık mı? Bakın tam bu e, eşitsiz şey, istatistik soruları tam yılan. Adana yılanı yani tıs gibi gidiyor. Dikkat edin. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruyu yıldızlatacağım. Diyor ki bir mobil operatörün çağrı merkezinde çağrı merkezi müşteri memnuniyeti için müşterilerine birden 5'e kadar puanlandırılan bir anket uygulamıştır. Hani yapıyorlar ya işte zamanınız varsa anketimize şey yapabilir misiniz falan diye. Ben onlara hep katılıyorum ya. Çünkü hani o insan da o telefonda sen zaten sinirli arıyorsun böyle. Niye benim faturam bir şey yapmıyorsunuz diye öyle yapıyorsunuz falan filan diye. O seni sakinleştiriyor. Bakın beyefendi, yapmayın, saçmalamayın. Sizin faturanız benim cebime girmiyor zaten falan diye böyle onu sakinleştiriyor falan. En sonunda da bir ankete katılın ya. Yazık ki orada insanların resmen alt kokusunu çekiyor insanlar yani. Ben de bazen yapıyorum. Mesela öyle bir sinirleniyorum ki mesela. Arıyorum ne abi özünüksüz falan filan diye. Orada karşındakinin muhatabı, muhatap olduğun kişi çok önemli. O yüzden arkadaşlar böyle ankette bilmem neydi bunlara katılın. Çünkü o insanlar onları keyfinden yapmıyorlar. O insanlara da birileri bunları dayatıyor. İşte diyor ki 500 tane anket yayınlatacaksın. Yoksa seni diyor şey yapın mobbing yapıyorlar o insanlara. O yüzden elinizden geldiğince bu tarz e, hizmet sektöründe çalışan, e, ee, insanlara yardımcı olmayı ben çok şey. Ben onların şeylerini bile dinliyorum ya. İşte bilmem ne Mersis numarasıyla sizi arıyoruz. Bilmem ne bilmem numaraya Numarayı baya hani artık işim bitmiş telefonu kapatabilirim ama dinliyorum böyle. Bu, bu ve bunun gibi bildirimleri falan. Neyse. Şimdi birden beşe kadar puanlandırılan bir anket uygulanmıştır. Bu ankete katılan taraf katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hemen bakıyorum. Kişi sayısı 20 verilen puan 5. Kişi sayısı 30 verilen puan 4. 25 kişi 3 vermiş. 15 kişi 2 vermiş. 10 kişi de 1 vermiş. Allah belanı. Buna göre bu ankete katılan müşteriler tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır? Şimdi veri grubunda medyan oluşturulurken o veri grubunda önce, önce de, öncelikle küçükten büyüğe bir sıralama yapılır. Şimdi burada verilen en düşük puan 1 olduğu için 1'den başlayacağız. 1, 1, 1, 1, nokta 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 1. Kaç tane? 10 kişi biri vermiş 10 tane. Peki devam ediyorum. Son 2'ye geçtim. 2 2 2 nokta 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 2. Kaç tane 2 verilmiş? 15 tane. Tamam, güzel. Şimdi 3'e geçtim. 3 3 3 nokta 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 kaç tane 3 verilmiş? 25 tane. Şimdi burada bir dur. Burada toplamda 100 tane müşteri var arkadaşlar. 50, 75, 95, 100. Şimdi bu 100 tane müşterinin her biri puan verdiği için burada 100 tane puan oluşacak. Yani 100, 100 tane veriden oluşan bir veri grubundan bahsediyoruz. Yani çift sayıda. Dolayısıyla bu veri grubunun medyanını oluştururken 50. ile 51. yi toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani en ortadaki 2 tanesini toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Zaten şu 3'ün sonuncu üçü tam 50. veri. Bu 50. veri arkadaşlar. Çünkü 10 tane bir, 15 tane 2, 25 tane de 3. Yani 50. veri 3. E şimdi 3'ten sonra 4'e geçiyor. Çünkü artık 4'ün 4 puan verilen 30 kişi var. Yani buradan 4 4 4'ten 30 tane var. Son olarak 5 5 5'ten de 20 tane var. Demek ki buradaki 4 de 51. veri arkadaşlar. Peki ne demiştik? Çift sayıda veri grubunda en ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması veri grubunun medyanını verecekti. E ortadaki iki sayı 3 ve 4. O zaman 3 ile 4'ü topladım ve 2'ye böldüm. 7 bölü 2'den bu veri grubunun medyanı 3,5. Doğru cevabımız da C şık. 3,5 atmalık bir soru. Bence güzel bir soru. ÖSYM'de de çıkar arkadaşlar. Sorar ÖSYM böyle bir soru. Dördüncü soruyla devam ediyorum. İstatistik sorularımız sağlam farkındaysanız. Veri grubunun medyanı ile aritmetik ortalaması eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu veri grubunun aritmetik ortalaması 12 artı x bölü 3 değil mi arkadaşlar? 12 artı x bölü 3. Aritmetik ortalama nasıl bulunuyordu? Veri grubundaki bütün verileri toplayıp veri sayısına bölüyorduk. Bu. Şimdi bunun eşit olabileceği 3 tane sayı var arkadaşlar. Medyanla aritmetik ortalama birbirine eşit diyor. Şimdi bu, bunlar aritmetik ortalamalar. Şimdi medyan ne burada? Medyan ne demek? Ortadaki sayı. Yalnız bunlar küçükten büyüğe sıralanmış mı sıralanmamış mı bir şey bilmiyoruz. Belki x dediğin sayı 6. x 6 ise araya girer medyanı 6 olur. Ama x dediğin sayı 2 ise medyanı 5 olur. O yüzden bu veri grubundaki 3 sayıda medyan olabilir. X Mesela gidersin e, x'i 9 alırsın bu sefer de 7 ortaya gelir. Bu grubun medyanı bu sefer de 7 olur. Dolayısıyla bu veri grubunun aritmetik ortalaması x medyanına da eşit olabilir. Medyan 5 olabileceği için 5'e de eşit olabilir. Medyan 7 olabileceği için 7'ye de eşit olabilir. Tabi buradan gelen x değerleri benim için önemli. Yani gidip ben medyanı 7 yaptıysam x'in kesin 7'den büyük gelmesi gerekiyor. x hem 7'den küçük gelecek o zaman medyan 7 olmaz ki. O yüzden buradan gelen x'ler de benim için önemli. Direkt buradaki x'leri toplamayacağım. Bir de götürüp yerine yazarak acaba verdiğim medyan değeriyle o x değeri uyuşuyor mu ona bakacağım. İşim var yani. Şimdi İçler dışlar çarpımı yaptım. 3 tane x eşittir 12 artı x'ten 2 tane x eşittir 12 yaptı. Her iki tarafı da 2'ye bölersem x eşittir 6. Peki x yerine 6 yaptığım zaman gerçekten 6 medyan oluyor mu? Oluyor. Çünkü x yerine 6 yazarsanız küçükten büyüğe sıraladığınızda 5, 6, 7 olur. Ortadaki sayı 6 olduğu için veri grubunun medyanını 6 olarak yakalamış olur. Demek ki x eşittir 6 olur. Attım cebe. Attım hafızaya. Beyin bedava. Şimdi içler dışlar yaptım burada. 15 eşittir. 12 artı x yazdım. 12'yi karşı tarafa atarsam x eşittir 3. Peki ikinci durum için x yerine 3 yazdığım zaman veri grubunda gerçekten medyan 5 olur mu? x yerine 3 yazdığınız zaman zaten otomatikman 3, 5, 7 diye küçükten büyüğe sıralamış olursunuz. Medyan ortadaki sayıydı. E ortadaki sayı 5 olduğuna göre gerçekten medyanı 5 aldığımda x'e 3 çıkıyor ve medyanı 5 yapabiliyor. Dolayısıyla x eşittir 5 de olur şey 3 de olur özür dilerim. Şimdi buraya geldim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 artı x eşittir 21'den x eşittir 9 çıkıyor arkadaşlar. Peki gerçekten x'e 9 verdiğimizde medyan 7 oluyor mu? Evet oluyor. Çünkü x'e 9 verirseniz 5, 7, 9 olarak sıralarsınız bu veri grubunu. Ortadaki sayı 7 olacağı için medyan yine sağlanmış olur. Demek ki x'i e 6 alabilirim x'i 3 alabilirim ve x'i 9 alabilirim. x'in alabileceği 3 tane farklı değer var. Alabileceği değerler toplamı da 9 artı 9'dan 18 yani eşik olacaktır. Anlaştık mı? Net anladınız mı? Böyle öyle böyle değil. Net anlamanızı istiyorum. Net. İnşallah net anladınız. Severim sizi. Geldim 5. soruya. Arkadaşlar çok güzel bir sorudur. Bugün çözeceğimiz en iyi soru olabilir. Hem işlem anlamında hem kurgu anlamında gayet güzel bir sorudur. İki tane yıldız attım. Mutlaka ama mutlaka bu soruyu kendi başınıza yapabiliyor olmanızı istiyorum. Tamam mı? Şimdi bak diyor ki her biri farklı yıllarda doğan kişilerin bulunduğu bir grupta yaşı en küçük olan 2 yaşında yaşı en büyük olan ise 86 yaşındadır. Tamam bunu anladık. Gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı gruptan çıktığında kalan kişilerin yaş ortalaması 42, en büyük yaşta olanı gruptan çıktığında ise kalan kişilerin yaş ortalaması 36 oluyor. Buna göre bu grupta kaç kişi var? Bak o kadar az şey verip bu gruptaki kişi sayısını gerçekten bulabilir miyiz hocam ya? Bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki bu grupta x kişi olsun. Tamam mı? Başlangıçta ve bu grupta x kişi olduğunda bu gruptakilerin yaş toplamı T olsun. T de toplamları. Şimdi yaş toplamları T, grupta da x kişi var. Ne oldu? Bu gruptan Yaşı e, en küçük yaşta olan gruptan ayrıldı. O zaman yaş toplamı T'ydi. Bu yaşı 2 olan da grubun içindeydi. Yani onunla beraber T'ydi toplam. Ve o yaşı küçük olan bu gruptan ayrıldı. O zaman bu gruptaki yaş toplamı T-2'ye düştü. 2 tane azaldı. Peki kişi sayısı ne oldu? Kişi sayısı X'ti x-1 oldu bir kişi ayrıldığı için. Ve t-2 bölü x-1 yazdım. Niye? Çünkü soru bana 2 yaşındaki ayrıldığındaki ortalamayı vermiş. Yaş ortalaması nasıl bulunur? Yaş toplamını kişi sayısına bölersiniz. Yaş toplamı t-2, kişi sayısı x-1. İşte bu bize 2 yaşındaki kişi gruptan ayrıldığındaki yaş ortalamasını verir. Soru bunu bize 42 olarak vermiş. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Eğer... Gruptan yaşı en büyük olan ayrılırsa, e, yaşı en büyük olanın yaşı 86 idi. Gruptan ayrıldığı zaman gruptaki yaş toplamı t-86'ya düşer. Ama arkadaşlar <laughs> e, kişi sayısı yine x-1 olur. E çünkü x de yine en büyük yaşta olan gruptan çıktı. Bak en büyük yaşında olan da gruptan çıkıyor demiyor. Ayrı bir durum veriyor. Eğer en küçük olan gruptan çıkarsa yaş ortalaması 42. Eğer en büyük olan ya gruptan çıkarsa yaş ortalaması bu sefer 36'ya eşit oluyormuş diyor. Buna göre grupta kaç kişi vardır? Şimdi buradan T'yi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapsam diye düşünüyorum. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Hani x eksi 1'ler ortak ya. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İçler dışlar çarpımı yapın. x eksi 1 çarpı 42 eşittir t eksi 2. E burada içler dışlar çarpımı yapın. x eksi 1 çarpı 36 eşittir t 86 taraf tarafa oranlayın ondan sonra gayet mantıklı değil mi? Oranladığım zaman ne olur arkadaşlar bu t 1'ler gider. 42'yi 6'ya böldüm 7 36'yı 6'ya böldüm 6. Daha sonra işler dışlar yaparsınız. 6 ile t 2'yi çarpınca 6 t 12 yapar. Eşittir. 7 ile t'yi çarpınca buradan 7 tane t. 86 ile 7'yi şurada usulca 86 ile 7'yi şurada kenarda çarpalım. 42 56, 56'ya bir de 4 eklediğim zaman 602 yapar. Burası da 7T eksi 602. 6T'yi bu tarafa atarsam T eşittir. 602'yi bu tarafa atarsam 590 yapar değil mi? 602'den 12 çıkartırsam 2 çıkar. 610 çıkar 90, 590. Tamam. E, T'yi bulduk. Yani başlangıçtaki yaş toplamını bulduk. Ama bize kişi sayısı lazım. Bak yaş toplamını bulduk. Kişi sayısı lazım bize. O zaman ben şöyle yaparım. Herhangi bir denklemde x-1 çarpı 42 eşittir. T eksi 2. T'miz 590'dı. 2 eksiyi 588 yapmaz mı? Bu 588 ile 42'yi ne yapacağım arkadaşlar? Sadeleştireceğim. Hatta direkt 588 42'ye bölünmeli. Bölünmeli çünkü kişi sayısı çıkacak buradan. Bölünmüyorsa işlem hatası yaptık. 58 ile 42 bir kere var. 42. Buradan ne gelir arkadaşlar? 16 gelir. 168 ile 42. E 4 kere var değil mi? 4 kere 2 8, 4 kere 4 16 bak geldi. Burası 14. Yani bununla bu sadeleşirse Burada 14 kalıyor. Yani x eksi 1 eşittir ne oluyor? 14 oluyor. Eksi 1'i karşı tarafa atarsam x ne olacaktır? 15. Yani bu veri şeyde toplulukta en başta x kişi vardı demiştik. Onu da 15 bulduğumuza göre sorumuzun cevabı ne çıktı? Denizli. Çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Karşımıza sınavda çıkabilir arkadaşlar. Mutlaka bu soruyu ben hocam bu soruyu sınavda çıkarsa yaparım diyebilecek duruma geleceksiniz. Gelmezseniz kızarım size vallahi. Altıncı soruya geldik. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sırasıyla ırılıp şeklinde verilmiştir. Bu veri grubuna herhangi bir veri daha eklendiğinde veri grubunun değerlerinden kaç tanesi kesinlikle değişmez? Bak yine güzel bir soru. Şimdi bu veri grubuna bir kere kafadan yani bir veri eklediğimiz zaman aritmetik ortalama değişir arkadaşlar. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Herhangi bir veri diyor lan. Veri bile belli değil. İstediğin her şeyi verebilirsin. Bu veri grubunun ortalaması el 20 olsun. Bu veri grubuna 100 eklediğin zaman bir anda bu veri grubunun ortalama fırlar. Aritmetik ortalama her türlü değişir. Ha? Değişmeyecek şekilde bir veri ekleyebiliriz. Evet. Mesela bu veri grubunun ortalaması 20 ya örnek veriyorum. Hatta bulalım ya. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 135. 135 bölü 9 atıyorum. Ya kaç bu? Ne geliyor arkadaşlar 135 bölü 9? Ee, böyle ki ya 135'i 9'a bölelim bir kere var 9 45 15 mi geliyor arkadaşlar bu veri grubunun modu on, şeyi aritmetik ortalaması 15. Eğer ben bu veri grubuna 15 diye bir veri eklersem aritmetik ortalamasını değiştirmem ama kesinlikle diyor herhangi bir veri diyor 15 değil 16 eklerseniz veri grubunun modu değişir 20 eklerseniz artar 15'ten aşağı bir şey eklerseniz azalır. Şimdi geldim moda acaba mod değişir mi? Hmm, bakıyorum şimdi. Mod ne demek? En çok tekrar eden sayı demek. Burada en çok kaç tane tekrar etmiş? Ne tekrar etmiş? 20 tekrar etmiş. Kaç tane? 4 tane. Ondan daha az tekrar eden var mı? Var. Ne var? 5 ile 10 var. İki şart te defa tekrar etmiş. Kardeş şimdi ben bu veri grubuna bir tane veri ekleyebileceğim ve modun değişebilmesi için modun 20 ya mod şu anda. Modun 20'den daha fazla bir şey olması için 5 tane tekrar etmesi lazım. Değil bir tane 2 tane veri bile eklesem onun ikisini de 5 ya da ikisini de 10 yapsam bile bu veri grubunun modunu değiştiremiyorum arkadaşlar. O yüzden bu veri grubunun modu kesinlikle ama kesinlikle <laughs> değişmez. Medyana bakalım. Medyan ne demekti? Veri grubunda eğer tek sayıda veri varsa ortadaki sayı, çift sayıda veri varsa ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan diyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 tane olduğu için arkadaşlar 4 burada, 4 burada. Bu veri grubunun medyanı 20'dir şu anda. Değil mi? Tamam. Şimdi bu veri grubuna bir veri ekleyerek medyanı 20'den farklı bir şey yapabilir miyiz? Şimdi bu veri grubuna 25'ten büyük bir sayı eklersem örneğin 26 eklersem ortadaki iki sayı bu ikisi olacağı için bu veri grubunun medyanı yine 20 kalır. Ama bu veri grubuna 5'ten küçük bir sayı eklersem mesela örneğin 3'ü eklersem o zaman veri grubunun medyanı şu iki sayının aritmetik ortalaması olduğu için 30 bölü 2'den 15 olur. Dolayısıyla medyan değişebilir arkadaşlar. Tamam mı? Medyan değişir. Şöyle tık yapalım. Range. Range tabii ki değişir. Range açıklık demek. Veri grubunda en büyük değer 25. En küçük değer 5. Çıkarttığım zaman 20 zaten. Açıklığı 20. Ben bu 25'in yanına 30 eklersem açıklık 25 olur. Tabii ki range değişir. Standart sapma aritmetik ortalama değiştiği için değişir arkadaşlar. Ee, değişirleri de şöyle göstermemiz lazım. Değişir, değişir ama mod değişmez. Bir tanesi kesinlikle değişmez. Bir tanesinden bir tanesine diyorum ve devam ediyorum. Hadi bakalım. Yedinci soruya geldim. Bak yine çok incesi olan bir soru. Yıldızımı attım. Toplamları 21 olan 5 pozitif tam sayıdan oluşan veri grubunun medyanı 4, modu ise 6'dır. Ee, buna göre hangileri doğrudur? Bak şimdi. 5 tane sayımız var. 1 yerlerini belli edelim. 2 3 4 ve de 5. Şimdi bak 5 tane sayımız var tamam mı? Bu veri grubunun medyan değeri 4. Medyan ne demek? Ortadaki sayı. Şurası 4 arkadaşlar. Güzel. Şimdi mod değeri 9, 6'dır diyor. Şimdi kardeşim mod demek veri grubunda en çok tekrar eden demek. Şimdi 4'ü buraya yazdığıma göre veri grubunda medyan 4 dediğine göre medyanı yerleştirdikten sonra sol tarafta medyandan küçük değerler, sağ tarafta da medyandan büyük değerleri yazmak zorundasın. Şimdi 6 4'ten büyük. Yani 6 bu ikisinden birine gelecek. Diyelim ki buna gelsin. E 6 mod değil mi kardeşim? O zaman en, en az iki kere tekrar etmesi gerekmiyor mu? E, o zaman buraya da 6 gelecek. Bak 3'ünü doldurduk. Tamam mı? Buraya 6 gelemez. 4'ten küçük sol tarafına yazamazsın. Buraya 6'dan başka bir şey gelemez. O zaman modu 6 yapamaz. Tamam mı? Modu 6, medyanı 4 yaptık. Peki buraya ne gelebilir? Arkadaşlar bakın buraya 4 gelemez. 4 gelemez. Bu arada toplamlar 21 diyor. 10 16. Şimdi şu iki sayının toplamı 5 olacak arkadaşlar değil mi? Çünkü toplamları 21 olan 5 pozitif tam sayı diyor. Pozitif tam sayı diyor. Toplamları 5 olan sayılar 1 artı 4 var. 2 artı 3 var. Başka yok. Toplamları 5 olan pozitif. Yalnız 1 ile 4 olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü buranın bir yerine 1, bir yerine 4 yazarsanız 4 iki sefer tekrar eder. Mod 6 olmaz. Hem 6 hem 4 olur. İkisi de 2 defa tekrar ettiği için. O yüzden buraya 1 ve 3 gelmeli şey 2 ve 3 gelmeli. Buraya 2, buraya 3. Bak adam bana 3 değer vererek buradaki 5 sayıyı küçükten büyüğe sıralatabiliyor. Sıralattı da yani. Şu an veri grubumuz bu. Bundan başka bir şey olamaz. Şimdi soruyu okuyalım bitirdik. 6'dan başka tekrar eden sayı yoktur. Doğru modunun 6 olması için. Veri grubunun en büyük elemanı 6'dır. Doğru. Medyan değerinden küçük olan verilerin toplamı yani 5. Medyan değerinden e, küçüktür diyor. 5 4'ten küçük mü? Hayır büyük. Bu yanlış. Cevabımız 1 2 yani C şık. Bence çok güzel bir soru. Tam böyle TYT'lik. Böyle cukus diye oturur arkadaşlar TYT'ye. 8. soruyla devam ediyorum. Hadi bakalım bunu da siz yapın. Bu 8. yani bu incesi daha az ince olan. Hani tam böyle daha az ince bir soru. İnce ince Yasem ince. Aşağıda bir sporcunun 9 gün boyunca her gün koştuğu mesafeler kilometre cinsinden verilmiştir. Bu sporcu 10. gün 10 kilometre daha koşmuş ve bu veri yukarıdaki veri grubuna eklenmiştir yani buraya onu eklemişiz şöyle. Buna göre ilk veri grubu için değerlerinden hangileri değişmemiştir? Şimdi mod. İlk veri grubundaki moda bakalım. 15 tekrar ediyor mu? Ediyor. 2 defa tekrar ediyor 15. 10 tekrar ediyor mu? Etmiyor. 12 tekrar ediyor mu? Etmiyor. 8 tekrar ediyor mu? Etmiyor. 15 3 defa ediyormuş bu arada. 11 ediyor mu? Etmiyor. Bu veri grubunun modu zaten başta 15'ti. Ben buraya onu ekleyerek e, bu veri grubunun modunu değiştiremem. Çünkü 15 3 defa tekrar ediyordu. Ben bu onu ekleyerek onu 2 defa tekrar eder hale getirdim ama yetmez. 3'ten daha fazla ya da en az 3 tane tekrar etmesi lazım veri grubunun modunun değişmesi için. Dolayısıyla mod ee, değişmemiştir. Daha, daha doğrusu şöyle yapalım. Tik atalım. Mod değeri değişmemiştir. 15 kalmıştır. Medyan değeri değişti mi? Medyan için küçükten büyüğe sıralama yapacağız arkadaşlar. En küçüğümüz 7, ondan sonra 8 var. 7, 8, 10, 11, 12. 7 8 10 11 12. 12'yi de yazdım. Sonra 15 üç defa tekrar ediyor. 15, 15, 15. Sonra da 16 var burada. Şimdi burada kaç tane veri var? 9. 9 tane tek sayıda veri olduğu için ortadaki terim aritme e, medyanı verecek bize yani şu medyan 12 şu anda medyan 12. Şimdi ben bu veri grubuna 10 diye bir veri daha ekliyorum. Buraya 10'u ekliyorum. Buraya 10'u eklediğim anda veri grubunda 10 tane veri olmuş oluyor. Dolayısıyla artık aritmetik şey medyan buradaki 11 ile 12'nin aritmetik ortalaması oluyor. Yani değişiyor otomatikman. Eskiden 12 iken şimdi 11,5 oluyor. Dolayısıyla medyan değeri değişmiştir. Bak mod değişmedi. Medyan değişti. Run bu arada değişmemişleri soruyor değil mi? Bunlardan da hep korkarım ha doğru yapıp yanlış yapmaktan. Şöyle yazalım yanına. Değişti aman diyeyim böyle değişeni değişmeyene karışmayalım. Karıştırmayalım. Mod değeri değişmedi. Mod değeri 15'te 15 kaldı. Medyan değeri değişti. 12'de 11.5 oldu. Range değeri. Arkadaşlar range değerinin değişebilmesi için veri grubuna eklediğiniz verinin veri ya en küçük veriden daha küçük olacak ya da en büyük veriden daha büyük veri olacak. Çünkü veri grubundaki range en büyük değerle en küçük değer arasındaki farktı. E, 10 arada bir değer. Dolayısıyla bunun range'ını niye değiştirsin ki? Değişmez. Range değeri değişmedi. Hangileri değişmemiştir? 1-3. Doğru cevabımız Denizli Horoz'u olacaktır. Tamam mı? 8. Soru da, soruyu da böylece yapmış olduk. Umarım siz de yapmışsınızdır. Geldim buraya. Güzel bir soru. Atıyorum yıldızımı. Tatlı bir soru burada AYT'ye göz kırpan soru yok arkadaşlar. Çünkü istatistik konusu AYT'de çıkmıyor. TYT'ye özgü bir soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tekse sayı ortadaki sayıya. Veri sayısı çiftse sayı ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyana yani ortancası denir. ÖSYM bu tanımı hep verir arkadaşlar size. Ben bazı sorularda verdim bazılarında vermedim ama ÖSYM verecek. Ama dediğim gibi ÖSYM'nin yani sen bunu bilmiyor olsan bundan bir şey anlar mısın sınav esnasında? Zaten böyle kurdeşen döküyorsun sınavda böyle. Bunu görünce hmm, demek ki falan yapamazsın bunu önceden biliyor olman lazım yani. Şimdi aşağıdaki tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubu verilmiştir. Bu veri grubunun medyan değeri aritmetik ortalamasından 3 fazla olduğuna göre y değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi medyan değeri diyor. Kaç tane sayı var? 2, 4, 6, 8. Şimdi bu veri grubunun medyan değeri arkadaşlar or, e, çift sayıda veri olduğu için ortadaki iki sayının yani y ile 17'in aritmetik ortalaması yani y artı 17 bölü 2. Bu yazdığım veri grubunun medyan değeri. Bu değer aritmetik ortalamaya eşitmiş. Aritmetik ortalamayı bulalım. 3, 10, 37, 47, 56, 76, 86, 88. 88 artı bir de x artı y'miz var. x artı y bölü kaç tane değer var veri grubunda? 8 tane sayımı vardı. 8 ama 3 fazladır diyor. Bak aritmetik ortalamasından 3 fazladır diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Y artı 17 bölü 2 eşittir. 8 kere 3 24. 108 4 daha 112. 112 artı x artı y bölü 8 diyelim. Bu 2 ile bu 8'i sadeleştirelim. 4. İçler dışlar yaparsak 4 tane y artı 68 17 çarpı 4'ten eşittir. 112 artı x artı y. Şimdi x ile y'yi sol tarafa şutlayalım. Y'yi bu tarafa attığım zaman 3 y artı, artı değil eksi olarak geçecek. Eksi x eşittir. 112'den 68'i çıkartacağım. 60 eklesem 120, yok. 50 eklesem, yok. 40 eklesem <laughs> 108, 44 oluyor değil mi? 3y eksi x eşittir 44. Şimdi e, hatta direkt şöyle yazalım ya. 3y eşittir x artı 44 diyelim şöyle direkt. Burada arkadaşlar şimdi bakacağız. Diyeceğiz ki x 3 ile 7 arasında değerler alıyor. E, 44 artı x eşittir 3 y. x'e 3 ile 7 arasında ne verirsem 4'ün e, 3'ün katı olur. E, 4 verirsem direkt 48. 3 y 48'den y 16 olur. Zaten cevabımız da direkt çıkmış oluyor. Onun dışındaki değerleri verdiğimiz zaman y'yi bulamadığımızdan ötürü cevabımız 16 çıkmış oluyor. 10. soruyla devam edelim. Aşağıda iki farklı caddede 8 gün boyunca günlük gerçekleşen kaza sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hale verilmiştir. Verilen grupların modları sırasıyla 8 ve 21 olup medyanları birbirine eşittir. Zaten arkadaşlar ikinci veri grubunun modu 21'den başka bir şey olmaz. 21 3 defa tekrar etmiş. 2, 3, 5, 12 tekrar etmiyor. Bu y bu 4 tanesinden bir tanesi olsa bile 21 modunu değiştiremez. Ama yukarıda bir tehlike var. Çünkü arkadaşlar 8'den 2 defa tekrar ediyor. Eğer x'i götürüp de 5, 7, 18 gerçi 5, 7 alamayız. Çünkü küçükten büyüğe sıralanıyor. x'i götürüp 18 alırsanız bu veri grubunun medyanını, şey modunu değiştirmiş olursunuz. 8 olmaz. 8 ve 18 olmuş olur. Yani ben bu tablodan adamın mod 8 ve 21 demesinden anlıyorum ki x farklıdır 18. Bunu şuraya şöyle yazayım. Şimdi Veri gruplarının modları böyle olup medyanları eşittir diyor. Şimdi medyan nasıl bulunuyor arkadaşlar? Kaç tane veri var burada? 8. O zaman ortadaki iki tane sayının aritmetik ortalaması. Yani şu ikisinin. Yani x artı 8 bölü 2 eşit olmalı. Şu ortadaki iki sayının toplamı. Yani y artı 12 bölü 2'ye. Değil mi? Bu olmalı. Şimdi şunlar gitti. Şunlar birbirini götürdü. Buradan arkadaşlar x eksi y eşittir. 8'i de karşı tarafa atarsam 4. Yani x eşittir y artı 4 diyebilirim. Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe sıralandığına göre y'ye 5 ile 12 arasında bir değer vereceğim. Peki y'ye 5 verebilir miyim? Evet verebilirim. Çünkü 5 vermek buranın modunu değiştirmez. 6 veririm, 7 veririm, 8 veririm, 9 veririm, 10 veririm, 11 veririm. Bakın 11 veririm. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? 12 de verebilirim. Y'ye 12 verirsem X'i 16 yapmış olurum. Sıkıntı yok. Y'ye 12 verirsem modu da değiştirmemiş olurum. Buradan X'in alabileceği değerler toplamı. Yani Y'ye 13 veremem. Çünkü 13 verirsem küçükten büyüğe sıralama mantığını mantığına aykırı bir hareket etmiş olurum. Şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. 12, 10, 20, 30, 33. 42, 50, 57, 63, 68. Yani Y'nin alabileceği değerler toplamı 68. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bazı sorular gerçekten korkutucu duruyor ama değil yani. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. Yıldızımı attım. Önemli bir soru, güzel bir soru, tatlı bir soru. Diyor ki bir veri bunu okumuyorum arkadaşlar. Burada aritmetik ortalamayla modun tanımını vermiş. 8 sayıdan oluşan bir veri grubu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Aritmetik ortalaması 20'dir. Modu A ve B'dir. Bak 2 tane modu varmış. Veri grubundaki sayılardan bazıları bu 4 tane sayıymış. Ve bunların hiçbiri veri grubunun modu değilmiş. Kardeşim şimdi zıttı burada 4 tane sayı var. A ve B veri grubunun veri grubunun moduysa zaten en az iki kez tekrar etmeleri gerekmiyor mu babuş? O zaman bu A'dan iki kez tekrar ettiğini düşünsem. Aynı şekilde veri grubunun modu hem A hem B olduğu için B'den de iki tane tekrar ettiğini düşünsem. E 4 veri burada. 4 veri de burada. 8 veriyi tamamladık zaten. Yapıştır. O zaman şimdi aritmetik ortalama 20 ya. Bunların hepsini toplayacağım ve 8'e bölerek 20'ye eşitleyeceğim. A, 2A, 3A, 4A. 4A artı B 2B 3B 4B 4A artı 4b eksi 4 artı 4' ile gitti eksi 8 4A artı 4b eksi 8 bölü kaç tane sayı var 8 tane sayı var eşittir 20'ye. içler dışlar yaparsam 4A artı 4B eksi 8 eşittir 160'a. Karşı tarafa atarsam 4A artı 4B eşittir 168'e. Buradan A artı B 4 parantezini alırsam 168'i 4'e böldüğüm zaman cevabımız 42. Yani C şık olmuş oluyor. Yapıştır devam et. Bomba bomba. 12. soru. İyi miyiz? Güzel miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Şöyle bir buçuk litrelik su içmeye hazır mıyız? Ben hazırım. Şimdi var ya şu an öyle bir susadım ki. Bakın şu ayıptır söylemesi. Böyle patatesli bir şey yedim arkadaşlar. Ve tuzluydu. Ee, 12 sorudur. Yani yaklaşık 40 dakikadır da ders anlatıyorum. Acayip susadım. Bugün hiç su içmedim. Yani hazır mıyız? Sadece onu soruyorum yani. Hazır mıyız? Yani... Bismillahirrahmanirrahim diyerek suyum içmeye başlıyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Vallahi içim yanmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten içim yanmış. Yani hani içim yanmış yani öyle söyleyeyim size. Şimdi 12. soruyla devam ediyorum. Suyumu içtim, keyfim yerine geldi. Eleman sayısı tek olan bir veri grubunda elemanlar küçük tanım vermiş. Elemanlarından oluşan veri grubundan hangi iki eleman çıkarılırsa veri grubunun modu ve medyanı aynı değer olur. Aynı değer kalır demiyor. Aynı değer olur diyor. Yani iki sayıyı çıkartacaksın ve oluşan yeni veri grubunda mod medyan aynı olacak. Şimdi deneyeceğiz. Deneyeceğiz bu başka türlü nasıl yapacağız? Deneye deneye yapacağız yani. Şimdi diyeceğiz ki bir baştan bir sondan deneyelim. 1 ve 2'yi çıkartalım. Şimdi 1'i çıkarttım. 2'yi de çıkarttım. Şimdi veri grubunun medyan değerine bakalım. Bir kere 1 ile 2'yi çıkarttıktan sonra... Bakın 1-2 olmaz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Ha olabilir doğru 3 var moda. Hani moda olmuyor diye düşündüm. Şimdi bunları küçükten büyüğe bir sıralayalım arkadaşlar biz önce. 1-2 sonra 3 üç var. 3'ten 2 tane var yalnız. 1-2 tane gördüğünüz gibi... 6'dan ha 2'den de 2 tane varmış. 2'den de 2 tane var. Tamam. 3'ten de 2 tane var. 6'dan da 2 tane var. 6 6. Sonra 7 var yazdım. Sonra 8 var yazdım. Sonra 9 var yazdım. Sonra bir de 12 var bunu da yazdım. Güzel. Şimdi ben bu veri grubundan 1 ile 2'yi çıkarttım. Hop çıkarttım, hop çıkarttım. Şimdi bu veri grubunun modu arkadaşlar bir kere yok. Modu ve medyana aynı değer olur diyor ya böyle bir şey mümkün değil. Çünkü 1 ile 2'yi çıkarttığım için arkadaşlar bu veri grubunun modu hala 3 ile 6. Yani eskiden 2, 3, 6 idi. Şimdi 3 ile 6 iki defa tekrar ettiği için 3 ile 6. Yani burada aslında şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu veri grubunda mod ve medyan aynı değer olur cümlesini kurabilmek için başlangıçta veri grubunun 3 tane modu olduğu için bir kere kafadan bu 3 moddan ikisini çıkarmamız lazım. Çünkü bu 3 moddan ikisini çıkarmadığımız zaman her zaman mod 2 tane kaldığı için modla medyan aynı değer olmaz. Çünkü bir grup veri grubunda mod medyan değeri bir tanedir. Ama mod değeri birden fazla olabilir. Dolayısıyla mod ve medyanın aynı olabilmesi için modun da bir tane olması lazım. Modun 3 tane en başta modumuz 3 tane olduğu için modun bir taneye düşmesi için o 2 tane modu atmamız lazım. E, en başta bu, bu veri grubunun modu 2, 3 ve 6'dır. Çünkü bunlar 2 defa tekrar ediyor. O zaman şıklarda bu 2, 3, 2, 6 ve 3, 6 bulmalıyız. 2, 3. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Ben yıldız atarım bu soruya. İşini bilmeyen ee, Çavuşlar şöyle bir laf vardı. İşini bilmeyen çavuşlar döner popişin avuçlar diye bir laf vardı arkadaşlar. Eğer işinizi bilmiyorsanız avuçlarsınız yapacak bir şey yok. İşinizi bilmiyorsanız arkadaşlar doğru bulur musunuz? Bulursunuz ama çok uğraşırsınız. İşinizi biliyorsanız kısa yoldan yaparsınız. 13. soru. Yıldız attıracağım son soru arkadaşlar. Zaten soru bitti hocam. Neye yıldız attırıyorsam bu kadar. Ama bu da gerçekten çok güzel bir soru. Bunun sonunda güzel bir sıralama mantığı var. Onu görmeni istiyorum. Yoksa sorunun işlem kısmı böyle aşırı farklı değil. Şimdi aşağıda 12 öğrenci bulunan bir sınıftaki öğrencilerin notları verilmiştir. X ve Y birer tam sayı olmak üzere öğrencilerin alabilecekleri en yüksek not 100'dür. Tamam. Bu sınıfın bulunduğu okuldaki sınıf ortalamasına göre başarı durumlarını gösteren tablo verilmiştir. Sınıfın başarı durumu orta olduğuna göre kaç farklı istam sayısı vardır? Şimdi başarı durumu ortaysa arkadaşlar bu sınıfın ortalaması 65 ile 69 arasında değişmedi. Peki bu sınıfın ortalamasını nasıl bulabiliriz? Toplarız bunları. Hadi toplayalım. Burası 100 yapıyor. Ee, kısa yoldan nasıl toplarız? <laughs> Şöyle 5'leri toplayalım. Burası da 150 yapıyor. Bak burası 100 yaptı. Burası 150 yaptı. Ee, 150, 200, 300. Hadi bakalım. 380. 440. Tamam mı? 500. 580, 670. Şimdi 670 artı x artı y. 670 artı ortalama hesaplıyorum sınıfın. 670 artı x artı y bölü sınıftaki şey e, öğrenci sayısı. Kaç tane? 12 tane. Bölü 12. Güzel. Şimdi 12 ile genişletelim. x artı y aralığını bulmaya çalışacağım. 65 ile 12'yi çarpacağım. 65 ile 10'u çarpsam 650. 2'yi çarpsam 130. 650 artı 130'dan 780. 780 küçük eşittir. 670 artı x artı y küçük eşittir 69 ile 12'yi çarpıyorum. 70 ile 12'yi çarpsam arkadaşlar kaç yapacaktır? 840. ama 69 da çarptığım için bir 12 çıkartıyorum 828. Bende de böyle bir çarpma şeyi var. Bilmiyorum nereden geldi. Şimdi 670 çıkarıyorum e, 780'den. Ne yapıyor? 110 yapıyor. 110 küçük eşittir. 670 gitti buradan. X artı Y küçük eşittir. 670 çıkartıyorum. Buradan da 158 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. X artı Y değerini buradan X değerinin alabileceği farklı değerleri bulmak önemli bir kazanım. Tamam mı? Güzel dinleyin. Buraya kadar herkes yapmıştır. Buradan sonrasını yapmak bir tık zor olabilir. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. X tam sayısının kaç farklı değeri alabileceğini bilebilmem için X artı Y, X tam sayısının alabileceği en büyük değeri ve X tam sayısının alabileceği en küçük değeri bulmalıyım. X tam sayısının alabileceği en büyük değer zaten 100. Çünkü bir öğrencinin alabileceği maksimum not 100'dür. Tamam mı? Alabileceği en büyük değer 100. Peki alabileceği en küçük değer kaç? Şimdi X artı Y'nin alabileceği en büyük... De, e, X artı Y'nin alabileceği değerler var elimde. Ben X'in alabileceği en küçük değeri istiyorsam Y'nin alabileceği en büyük değerden ilerleyeyim. Şimdi Y'nin alabileceği en büyük değer kaç arkadaşlar? Y'nin alabileceği en büyük değer de 100. O zaman arkadaşlar burada en dibe gideceğim. Çünkü ben ikisinin alabileceği en küçük değeri arıyorum. Bak bir sayının alabileceği farklı değerleri bulabilmek için onun alabileceği en büyük değerle en küçük değeri bulmalı ve aralarındaki sayıları saymalısınız. Siz x'in alabileceği en büyük değeri, size x tam sayısı kaç tane vardır diye soruyor ya. Burada sizin x tam sayısının alabileceği farklı değerleri bulmak için x tam sayısının alabileceği en büyük değeri bir de x tam sayısının alabileceği en küçük değeri bulmalısınız. En büyük değeri zaten biliyorsunuz. Soru size bir öğrencinin alabileceği en büyük not 100 demiş. Dolayısıyla siz x'in alabileceği en küçük değeri bulursanız alabileceği en büyük değerde 100 olduğu için 100 ile o değer arasındaki sayıları sayarak kaç farklı değer olduğunu bulabilirsiniz. O zaman benim x'in alabileceği en küçük değere sahip olmam lazım. O zaman sol tarafa gidiyorum en küçük tarafa. Şimdi ben y'nin alabileceği en büyük değerin 100 olduğunu biliyorum. O zaman x'in alabileceği en küçük değer de 10'dur. Çünkü x artı y'nin alabileceği en küçük değer 110. Şimdi x artı y'nin alabileceği en küçük değer 110 110'sa Y'nin alabileceği en büyük değer de 100 ise X'in alabileceği en küçük değer 10'dur. X'e 10'dan daha küçük bir şey veremezsiniz. E o zaman X'imiz 10 ile 100 arasındadır. Bitti. Yani X'imiz 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, tık 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 en fazla da 100 olabilir. Burada arkadaşlar son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. Niye artı 1? Çünkü bunlar da dahil yani toplamda... 91 tane değer vardır doğru cevap C. Bence sondaki kazanım itibariyle güzel tatlı Hoş, şık, tatlı, nefis, tatlı, güzel, hoş, şık bir soru. Geldim 14. soruya. Arkadaşlar 14'e de yıldız atacağım. Çünkü 14 gerçekten yıldız hak eden bir soru. Grafik üstünde ne kadar ters köşeye yatabilirseniz o kadar sizi ters köşeye yatıracak bir soru. Çok güzel bir tablo grafik ve istatistik sorusu. Beni güzel dinliyorsunuz. Önceden bir deneyin. Şu tuzaklara bir düş, düşmeyin bakalım. Düştünüz mü diye soracağım birazdan size. Aşağıda verilen grafikte bir okulda 12. sınıf öğrencilerinin matematik dersinden dersine ait notlarının dağılımı gösterilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre notların oluşturduğu veri grubunun hangileri doğrudur? Bak şimdi. Bak grubun tepe değeri 30'dur. Sen tabi soruyu böyle yarım yamalak doğru düzgün okumadın. Veri grubun tepe değeri 30. Olursa... Aa en tepede 30 var. Baba bir doğru. Değil. Yavrum bir tanem canım cicim yavrum güzelim. Grafikte verilen bilgilere göre notların oluşturduğu veri grubu diyor. Yani bu veri grubundaki değerler, veriler, notlar. Lan veri grubunda 30 var mı ki veri grubunun tepe değeri 30 olsun? Bir grupta tepe değeri olması için 30'un o grubun elemanı olması lazım. Bu veri ya var mı? Not var mı? 30 diye bir not var mı? Yok. O yüzden bak bu veri grubunun modu 50. Çünkü en çok o tekrar etmiş. 30 öğrenci 50 almış. Yani bu veri grubunda 50 50 50 diye 30 tane 50 var. Evet veri grubunun şeyi modu tepe değeri 50. Ama 30 değil. 30 tane tekrar ettiği için 50. Veri grubunun tepe değeri 30'dur yanlış. Tamam mı? Veri grubunun medyanı 70'tir diyor. Medyan nasıl bulunuyor? E, e, tekse ortadaki sayı, çiftse veri grubundaki veri değeri, veri adedi Ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması. Şimdi veri grubunda kaç tane veri var? Öğrenci sayılarını toplayayım. Al bir ikinci mesela 30 55 75 90. 90 yani 45'te 46 değil. Değil. Çok sinirlendirdin beni bugün. Çünkü öğrenci sayısı bunlar değil bak. 50 alan 30 kişi var. 60 alan 25 kişi var. 70 alan 15 kişi var. 80 alan 20 kişi var. 90 alan yine 15 kişi var. 100 alan 25 kişi var. Bu toplam bize öğrenci sayısını yani doğal olarak not sayısını verecek. Yani veri grubundaki veri adedi bunların toplamı. 55, 70, 90, 105, 125, 130. Yani arkadaşlar 65. değerle 130 ya yarısı 65. 66. notun ortalamasını alacağız. Yani 65 ile 66'nın değil. 65. not hangisi? Küçükten büyüğe sıralayınca. 66. not hangisi? Şimdi ilk 30 not zaten 50 arkadaşlar. İlk 30 not 50. Sonraki 25 not 60. Oldu mu size 55 not? 65'e yaklaştık. Sonraki bakın 55'ten sonra 70'e kadar yani 56. nottan 70. nota kadar hepsi 70 arkadaşlar. Dolayısıyla 65. notta 70. 66. not da 70. O zaman bunların aritmetik ortalamasından bu veri grubunun medyanı 70. Bu doğru. Açıklığı 50'dir diyor. Açıklık en büyük notla en küçük not arasındaki fark. 150 50'den. Oh bu basitmiş bari. Bu doğru. 2 ve 3 doğru cevabımız değişik. Arkadaşlar çok güzel. Ben, ben çok güzel sorular çözdüğümüze inanıyorum. Bir efişin adı testinde daha çok bundan daha fazla soru işaretlettiğim bir efişin adı testi yoktu diye hatırlıyorum. 4 soru burada yani soru sayısına göre 6 8 soru işaretletmişim 14 soru da ama gerçekten çok güzel sorulardan oluşuyor. Mesela şu 6'yı da işaretletebilirdim mesela yani hani utanmasam onu da işaretleteceğim. Arkadaşlar artık istatistiği size konu anlatımını da güzel anlattım. Soru çözümünü de gayet olabilecek şekilde yaptım. Bu saatten sonra sizden 60. güne tik atmanızı tabii ki bekliyorum ama beklediğim çok önemli bir şey var. 2023 TYT'de bana söz veriyorsunuz. istatistik sorusunun alnının çatına vuruyorsunuz. Hiçbiriniz istatistik sorusunu boş geçmeyeceksiniz. Vallahi de billahi de gebertirim siz tamam mı? İstatistik soruların sorusunu çıktığı anda yapacaksınız. Bu saatten sonra denemede orada burada soru bankamızdan ödev yaparken hiç fark etmez. Bütün istatistik sorularını boş geçmeyeceksiniz. Hepsini doğru yapmanızı bekliyorum. Çünkü istatistik gerçekten zor bir konu değil. Tamam mı? İstatistik konusunda bitirdik. Şimdi önemli bir yere geldik arkadaşlar. 2 ünitemiz kaldı. Toplam 10 günümüz var. Bakın 61'den 70. güne kadar 70 günde TT Matematik video ders kitabını elime aldım ve bir sonraki konuyu konuşacağım sizinle. İşler ciddileşti. Arkadaşlar permütasyona geçiyoruz. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı. Yani toplamda 3 sorunun geldiği bir bölüm. Fonksiyonda da 2 soru geliyor. Toplam 5 sorunun geldiği bir son 10 güne giriyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir dönemeç. Ben size e, permütasyonun konu kısmını, temel tanım testini bir günde, kombinasyonu bir günde Binom açılımını bir günde, bir de arkadaşlar bunların Efficinado testlerini bir günde anlatacağım. Tamam mı? 61. gün. Sayfa 226-229. Kitabınızın arkasında var. Hatta Eko'da da en arkada var. Eko nerede? Şu ula Eko bakayım. Evet Eko'da da en arkada arkadaşlar kamp programımız var. Eko'da da sayfa sayımız yok. Eko'da en öndeydi. Kamp programımız şurada. Kamp programımız burada da var arkadaşlar. Buradan lütfen e, permutasyona hazırlıklı olun. Çünkü işler Cid diye bindi yani. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı <laughs> benim en çok anlatmayı sevdiğim konulardandır <laughs> öğretmenlere nazaran. Öğretmenler çok fazla sevmiyorlar bu konuları. Ama ben artık e, son iki senedir. Geçen sene de yaptım kampını, ondan önceki sene de yaptım. Geçen sene video ders kitaplı bir kamp yapmıştık. Mor bir kitabımız vardı, mor menekşemiz. Hatırlayanlar belki vardır. E, oranın çok sadeleşmiş güzel, şık bir versiyonunu aldım arkadaşlar. Oradan birkaç tane aldığım soru var. Özgün yazdığım tabii ki birçok soru var. Ve e, permutasyon kombinasyon olasılığı size binom açılımıyla beraber layıkı veciyle ile güzel bir şekilde anlatacağım. Ama lütfen ama lütfen bu konulardaki ön yargılarınızı kırın öyle gelin. Ne demiş Albert Einstein? Atomu parçalamak Amasya elmasını parçalamaktan daha zordur mu? Öyle bir şeydi neyse. Yani ön yargılar olmayacak arkadaşlar. Permutasyona geldiğiniz zaman ben, ben ben çok zor bu konular istemiyorum böyle bir şey. Gayet açık bir zihinde aynı Rasyonel sayılara, mantığa, kümelere, üslü sayılara nasıl başlıyorsanız o motivasyonla, hırsla, azimle, iradeyle, kararlılıkla başlayacaksınız ve başladığımız gibi bitireceğiz. Lütfen motivasyonunuz düşmesin. Lütfen konu biraz zorlaşıyor, farklılaşıyor diye hemen kopmayın. Tamam. Ben Siz kopmayın. Siz o hırsla gelin. Ben sizi permütasyon dersine güzel bağlayacağım. Tamam. Söz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 61. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ